Şimdi bir gün sabahatımıza baktım. Normal bütün bakımlarını yaptıktan sonra. Öğlen geldim, tekrar bakımını yaptım. Herhangi bir şey yoktu. Akşam geldiğimde kuyruğunun kopmuş olduğunu gördüm. Moralimiz bozuldu. Atın görselliği şeyi bozulmuştu. Ne yapabiliriz diye düşündük Osman arkadaşımla. Atın şeyi bozulunca. Önümüzde yaz. Şimdi at sinekler rahatsız ediyor ister istemez. Kuyruğu yok. Bu sefer at rahatsız olacak, sinekleri kovamayacak. Sonra düşündük, ne yapalım dedim. Bayanlar işte saç ekleme kaynak oldu, aklımıza geldi. Sonra Fikret arkadaşımız aklımıza geldi. Hemen aradık, kendisine böyle böyle olayı anlattık. O da sağ olsun hemen direkt hiç şey yapmadan yapalım dedi. İlk önce dedi bana bir kuyruk getirin, bir deneyelim dediler olup olmayacağını, kaynak tutup tutmayacağını. Öbür atlarımızdan bir kuyruk götürdük. Kendisi denedi, olacağını söyledi. Daha sonra diğer atlarımızdan seyretme şeklinde biraz kuyruk topladık. Kendisine verdik. Kendisi onu çalıştı. Sonra da bu kaynak işini yaptık. Elin emeğine sağlık. Çok güzel oldu. Bu sırada yaparken de yaklaşık 2,5 saat kadar falan uzun sürdü. Bu dönemde de at hiç normalde çok hareketli olmasına rağmen hiç kımıldamadan 2,5 saat boyunca durdu. Sanki o da kuyruğunun yapıldığını hissediyor gibi mutlu olacak. Ve gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı. Sağ olsun Fikret arkadaşımız da sanatını konuşturdu. Sonuçta güzel bir şey oldu. Hayvan sergisi de hepimizde olduğu gibi bizde de var. İşimiz sadece kadınlarla, yani kendim bayan kuaförü olduğum için kadınlarla değil. Hayvanların da bu tarz şeylere ihtiyacı olduğunu düşündüm. Tabii öncelikle Halil Bey yanıma geldiğinde böyle bir ne yapabiliriz, olur mu olmaz mı, bir tedirginlik yaşadık. Dedim ki en azından bir orijinal tay kuyruğu getirebilirseniz bana ulaştırın. Bunların ben bir analizini yapayım, bir hazırlığını yapayım. Gelelim bir deneyelim, bir bakalım uyum sağlayacak mı diye düşündük. Sağ olsun onlar da kuyruk getirdiler. Ben onların çalışmasını yaptım. Biliyorsunuz bayanlar görsel olarak her şeye çok önem verirler. Dedik ki at için niye olmasın? Hayvanların da bu tarz şeylere ihtiyacı var. Çalışmasını yaptım. Sağ olsun tayımız da işlem yapılırken o kadar yardımcı oldu ki bize. Sanki hissetti gibi böyle. 2,5 saat boyunca uğraştık, yaptık. Mutlu ettiğimize inanıyorum. Onun gözlerinden anlamıştım ben zaten, duruşundan falan. Her şey çok güzel oldu ya. Hayvanları sevmek lazım. Hissedim. Korkma sen. Korkma.